tatlıların, bitki çaylarının vazgeçilmezi tarçın. Kan şekerini düşürüyor, kilo vermeye yardımcı oluyor. Yüksek antioksidan özelliğiyle enfeksiyonlara karşı koruyor. Esas şu an en çok herkesin kullandığı tatlılarda daha çok tüketiliyor. Üstüne toz şeklinde ya da tatlıların içinde direkt kullanılıyor. Şeker hastalığı da şeker amaçlı, destek amaçlı olarak kullanıyorlar. Kış aylarının vazgeçilmez baharatı tarçın, aromasıyla, tadıyla, kokusuyla tatlıların, çayların tadına tat katıyor. Ancak piyasada satılan sahte ve ucuz tarçınlara da dikkat etmek gerekiyor. Sahte tarçının içinde kumarin maddesi bulunuyor. Bu madde de kanama riskini arttırıyor. Çok ciddi bir kan sulanma meydana geliyor ve elimizi çarptığımız yer kanamaya başlıyor. Daha kötüsü çok ufak bir kafaya darbe aldığımızda beyin kanamasına kadar geçen şeylere neden olabiliyor. Rengi ve kokusu tarçının iyisini ayırt etmeye yetmiyor. Peki tarçın alırken nelere dikkat edilmeli? Tarçınlar yuvarlak bir hal alıyor. Yani tarçın kendi etrafında dönerek bir hal alıyor. Ama sahte tarçınlarda genelde bu yuvarlak hal olmuyor. Düz bir kabuk halinde kalıyor. Kabuğun kıvrık olması bizim için oldukça önemli. Toz tarçının iyi olup olmadığını anlamanın da bir yolu var. Toz tarçının içerisine batikon koyuyoruz. Yani bir tentridiyot koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Eğer toz tarçın koyu mavi renge dönüşürse bu zehirli tarçındır. Uzmanlar kapalı ambalajda satılan ince kabuklu tarçınlarla